Herkese merhabalar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerin de desteğiyle birlikte arkadaşlar gerek Para Mühendisi YouTube kanalı gerek de çevremizde gördüğümüz para mühendisleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bunun için hepinize teşekkürler. Kanalımıza halen abone olmamış kişiler varsa abone ol butonuna basarak zilleri tümü şeklinde ayarlarlarsa arkadaşlar videolarımızdan anında haberdar olabilirler. Şimdi videomuzun ana konusu olan Oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu oyun Gala Games üzerinden gerçekleştireceğimiz bu oyun. Gala Hala hazırda arkadaşlar markete gelip baktığımızda Uniswap ve Bitrue da listeli bir şekilde görebiliyoruz ve fiyat hareketi de bu şekilde sergiliyor. Peki bizim oynayacağımız oyun nedir? Arkadaşlar Gala oyununa şuradan gireceğiz. Gala Games'e basıyoruz buradan ve bizi Gala'nın kendi web sitesini yönlendiriyor. Buradan da arkadaşlar zaten oyun kısmını görebiliyoruz. Biz buraya girdiğimizde arkadaşlar... Sign up diyeceğiz. Yani bir kayıt oluşturacağız ve aynı zamanda Gala cüzdanı falan da oluşturuyoruz burada. Ayrıca mail onayı da sağlıyoruz. Bunları sağladıktan sonra arkadaşlar bize Gala için şey verecek. 12 kelime verecek Gala cüzdanı için. Biz burada Gala'da hesap oluşturduğumuzda bir Gala cüzdanı oluşturuyoruz. Bu hesaba tekrardan giriş yapmak istediğimizde o Gala cüzdanlarını kullanacağız. Şimdi bu Gala arkadaşlar hem NFT, NFT'ler var ve oyun oynayabiliyoruz. Şimdi games kısmına girdiğimizde çeşitli çeşitli oyunlar olduğunu görüyoruz. Şu an oynanabilen bir tek Town Stars var. Bu arkadaşlar Play Now dediğimizde bizi bu şekilde bir ekrana alıyor. Ben bu oyuna yeni başladım arkadaşlar. Videoyu hızlıca çekmemin sebebinden de birazdan bahsedeceğim. Town Star oyunu arkadaşlar Farmville'nin yapımcılarından geliyor. Yani bu oyunun yapımcıları Farmville ile aynı kişiler. Bu oyunda arkadaşlar bizim bildiğimiz farming olaylarını gerçekleştiriyoruz ve aynı zamanda satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bunları anlatacağım şimdi sizlere. Şimdi burada arkadaşlar bir tane tır var. Bir de burada gemimiz var bizim bir tane. Şuraya bastığımızda mesela sel dediğimiz zaman burada mesela ben odun satmak istiyorum atıyorum. Oyun biraz yavaş. Mesela buradan odun satmak için yolladım. Şu an odunlar yüklendi ve satış için gidiyorlar. Burada da mesela bir satış gerçekleştirelim. Burada da yine aynı şekilde odun satacağım. Burada arkadaşlar biz bir şeyler üretip satışını gerçekleştiriyoruz. Burada bizim çiftçimiz var. Şu görmüş olduğunuz kişi bizim çiftçimiz ve bu yerlere su vesaire bir şeyler bırakıyor. Gidiyor işte bir şeyler yapıyor diyor. Şu adam şu gördüğümüz ise bizim ağaççı adamımız arkadaşlar. Gidip buradaki ağaçların hepsini kesecek bu. Ağaçlarda böyle üzerine bastığımızda belirli bir süresi var. Belirli bir sürenin ardından tekrardan geliyor arkadaşlar. Bu oyundaki mantık şu şekilde. Bildiğimiz Farmville arkadaşlar. Farmville'de de aynı şekilde bir şeyler üretip satıyorduk. Zaten hani yaşları yetenler bilir zamanında çok fazla Farmville oynuyorduk Facebook üzerinden vesaire. Burada arkadaşlar bir yere bastıktan sonra shop kısmına girdiğimizde nelere satın alıp alamayacağımızı görebiliyoruz. Bir şey ne işe yaradığını anlamıyorsanız arkadaşlar buradaki i'ye basarsanız bilgiyi bize verecek. Mesela bu farm house'a girdiğimizde buradaki adam ne işe yaradığını bize anlatıyor. Mesela buradaki Lumberjack'de işte Odunları keserim diyor. Veya şu silolar zaten Türkçe bildiğimiz gibi silo yani ambar dediğimiz kısım oluyor. Burada tree farm var mesela ağaç bitti sizin seçmiş olduğunuz bölgede az ağaç var tree farmı ekleyerek ağaçları kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da farming yapabiliyorsunuz. The lodger's house ise bu bizim lumberjack'in abisi arkadaşlar. Burada yazıyor zaten büyük kardeşi diyor. Daha hızlı daha şey falan diyor. Daha hızlı ağaçları topluyormuş yani. Burada arkadaşlar özellik şu. Şurada da bir tane inşaatçımız var. İnşaatçı bir ablamız var. Biz herhangi bir şey inşa etmeye kalkıştığımızda bu inşaatçı abla odunları tek tek taşıyarak inşalarını yapıyor. Mesela bir şey inşa edelim. Ne lazım bize? Şöyle bir gözü gezdiriyorum. Yani para da yok aslında şu an bir şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya yolların kenarlarına bir şeyler koyabiliyoruz arkadaşlar bu tarz evleri vesaire. Zaten burada yazıyor mesela işte köprüye falan yakın olması lazım diyor bunun. Burada su yoluna yakın olması lazım diyor. Burada da aynı şekilde su yoluna yakın olması lazım diyor. Veya yola yakın olması lazım diyor. Mesela bu forkliftçiler yola yakın olması lazım. Bunları nasıl sağlayacağız? Bunu da şöyle gösterelim. Mesela şurası, burayı seçtik. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu kısımdan yol yapıyoruz. 3 saniye sonra yolumuz bitecek. Yolu yaptık arkadaşlar şimdi. Şimdi biz bu yolun etrafına şu 4 köşeye de yeni bir şey koyabiliriz. Yani bu yola yakın olması gereken şeylerden bir şeyler koyabiliriz. Mesela örnek olarak bir yağ pompası gibi bir şey vardı. Neydi onun adı? Göremedim şu anda da. E, benzin çıkarıyor arkadaşlar. Ondan yapabiliriz. Onu bir bulayım öncelikle. Buldum tamamdır. Oil pump. Şimdi bunu koyuyorum arkadaşlar. Ancak bunun taşınabilmesi için bizim aynı zamanda bir şeye ihtiyacımız var. İşçiye. Yani bu işçi nasıl olacak? Workhouse var arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen. Ya buradaki oyundaki her şey birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yapmak istiyorsak birbiriyle bağlantılı bir şekilde yapacağız. Şimdi biz burada işçimizi de çıkarıyoruz. Buradaki olay şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bizim mesela bu çiftçimize, şu oduncumuza, inşaatçımıza veya bu işçiye biz bunların hepsine para ödeyeceğiz. O yüzden siz işinize yaramayan kişiyi burada tutmayın. Dakika başı bunlar buradan para alıyor. Şuradaki döngü bittiği zaman para alacak bunlar. Ve eğer ki elinizde o kadar para yok ise bunların karşılayacak paranız yok ise bunlar etrafı dağıtıyor arkadaşlar. Mesela bu yapmış olduğunuz şeyleri şu siloyu miloyu falan yıkıp ediyorlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Gemimiz de gelmiştir aynen. Bu şekilde gemilerden de parayı alıyoruz arkadaşlar. Oyun genel anlamıyla bu şekilde normal farming olayıyla gidiyor arkadaşlar. Bunları tabi e, oynayanları daha çok ileride geliştirebilirler bunu. Farklı farklı kaptanlar vesaire bir şey alabiliyorsunuz. Endüstri bölümünü geliştirip daha fazla şey üretebiliyorsunuz. Madencilik kısmı oluyor vesaire vesaire. Bu şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Peki biz bu oyundan nasıl para kazanacağız arkadaşlar? Bu oyunda arkadaşlar Mayıs ayı için ayrılmış olan ödül bütçesi 1 milyon dolar. Yani oyun kullanıcılarına 1 milyon dolar verecek. Bu ödül dağılımı nasıl gerçekleşiyor? Burada arkadaşlar bir sıralama olayı var. Bu sıralama olayı üzerinden ödül havuzu gerçekleşiliyor. Bize burada aynı zamanda şey alıyor. Bu e, Lost Relics'de olduğu gibi, pendant gibi bir pendant gibi bir şey var. Ondan satın almamızı istiyor da ben almadım. Gerek görmüyorum. Ben çünkü hani ee, bu tarz oyunlar size tanıtmak için çekiyorum arkadaşlar. Ben bu oyun oynamayacağım. Burada sıralamaya girdiğinizde arkadaşlar ilk 300 olması lazım. İlk 300'e girdiğinizde size ödül veriliyor. Bu şekilde 300'e kadar gidelim. Ha, zor bir şey değil bu arada hani buraya girmek. Vakit varsa oturup oynayacaksanız, başında duracaksanız kendi kendine yapıyor zaten bunu. Başında bekliyorsunuz kendi kendinize oluyor zaten. Şurada ünlem işareti çıktığında buradaki şey dolmuş demek oluyor. O yüzden e, ee, eksiğiniz varsa daha fazla odun toplayamaz. Bu işçi gider burada yatar. O yüzden daha fazla oduncu veya silo yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun genel anlamıyla bu şekilde. Oyunun mekanikleri hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Zaten kendiniz de çözebilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak adına kısa keseceğim arkadaşlar. Şimdi ana ekrana tekrardan dönelim arkadaşlar oyunun. Şuradan gelip Return to Gala diyelim. Şimdi arkadaşlar biz Gala'ya geri döndüğümüzde burada bizi karşılayan bir şey var. Neredeydi o kızım? Burada arkadaşlar oyuna getirmiş olduğunuz her kişi için siz 100 gala alıyorsunuz. Giren kişi 100 gala alıyor. Ben bunu bilmiyordum. Referanssız bir şekilde kaydoldum ben buraya kendim keşfettiğim için. Coin market cap üzerinde tek tek projeleri araştırdığımız için bunu da gördük, Oyununu inceledik. Oyunda farminglerin yapımcılarından gelme arkadaşlar. Şimdi o kısmı arıyorum. O kısmı bir bulabilirsem onu göstereceğim sizlere. 100 gala verdiği kısmı. Evet, mesela 0 referansım var, 0 galam var arkadaşlar benim. Burada arkadaşlar biz aşağıya referans linki bırakacağız. Burada referans linkini nasıl alıyoruz arkadaşlar? Social kısmına gelip şehir dediğimizde copy link diyoruz. Ve bunu daha sonra gelip herhangi bir yere böyle yapıştırdığımızda çıkıyor arkadaşlar. Buranın üzerinden de referans linki oluşturarak birilerini davet etmiş olduğunuzda 100 gala siz alıyorsunuz 100 gala o alıyor arkadaşlar. Referans olduğunuz kişi alıyor. Galanın fiyatına baktığımızda şu an 1 sent 1,5 sent. İşte hani buradan 10 kişi referans etseniz. Ya miktar olarak çok fazla değil. Ancak bunun ödül havuzu fazla. Ödül havuzuna da, da girebilmek için çok oynamak gerekiyor. Bizim vaktimiz olmadığı için arkadaşlar galanın sadece bir videosunu çekeceğim sizlere. Çünkü ben bunda vakit harcayamayacağım. Oynamak isteyenler varsa diye videoyu paylaşıyoruz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Biz referans linkini aşağıda bırakacağız. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize. Galanın oyun videosu bu kadardı arkadaşlar. Çok bir zorluğu yok kayıt için. Sadece bu baş kısımlarda bu cüzdan oluşturma kısmı var. Size orada bir 10 kelimelik miydi neydi bir şey veriyor. Onu arkadaşlar saklamanız gerekiyor. Orada size kelimeleri soracak. 10. kelime ne 6. kelime ne 5. kelime ne diye size soracak. Onları cevapladıktan sonra işiniz bitiyor oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Başka bir durum yok arkadaşlar. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkürler. Çıkmadan önce bir like bırakırsanız çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.